Sivas'ın Divri ilçesinde Yargıç Ömer Bey'in bir oğlu dünyaya geldi. Henüz 17 yaşındayken ailenin sorumluluğunu üzerine almak için Ziraat Bankası'nın açtığı memur sınavına katıldı. Sınavı kazanarak Ziraat Bankası'nın Kangal Şubesi'nde ilk memuriyetine başladı. Ülkede büyük kıtlık baş göstermiştir. İnsanlar perişan ve çaresizdir. Oysa depolarda insanların ihtiyacını karşılayacak tahıl mevcuttur. Kimse sorumluluk almaz. O, inisiyatifini kullanarak halka uygun bedelle tahılları satar. Ancak sorumluluk almayıp halkı perişan edenler hemen soruşturma açarlar, ceza verilmesini isterler. Yapılan soruşturmada gerçek ortaya çıkınca ödüllendirilir. O durmuyor, azimle yoluna devam ediyordu. Maliye Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazandı ve İstanbul'a geldi. Beyoğlu Varidat memuru oldu. Taksim Kışlası ve Talimhane'nin Fransızlara verilmesini engelledi. Hasköy Mal Müdürlüğü'ne getirildi. Bu dönemde Maliye Mektebi ailesinde gece derslerine katılarak yüksek öğrenimini tamamladı. Ülkemiz yabancılar tarafından işgal edilmiş, yurdun her yerinde zulüm başlamıştı. O, işgalcilere ilk kez Maliye'nin Tatavla şubesini denetlerken karşılaştı. İşgalcilerin hakaretlerine maruz kaldı. O gün yaşadıklarını içine sindiremeyerek devlet memurluğundan istifa etti. Pes etmedi, yabancıların tekelinde bulunan sigara kağıdı işine girdi. Türk Zaferi adıyla ilk Türk sigara kağıdını üretti. Yurdun işgaline karşı bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyordu. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Maçka Şubesi'ne yönetici oldu. İşgalcilere karşı mücadele vermeye başladı. Verilen büyük mücadeleler sonucunda işgalciler topraklarımızdan atılmıştı. Yatırımlar başlamış, hızlı bir kalkınma dönemine girilmişti. Özellikle altyapı hizmetlerinde yine yabancılara muhtaçtık. İşte böyle bir süreçte Fransızlar üstlendikleri demir yolu yapımını bıraktılar. O hiç düşünmeden kardeşini de memurluktan ayırarak Fransızların bırakıp kaçtığı demir yolu yapım işini üstlendi ve başarıyla tamamladı. İnsan gücünün yarattığı her şeyi Türk de başarabilir. İstanbul'un gelişeceğini, mevcut ulaşım altyapısının bir gün yetmeyeceğini, Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak bir köprünün yapılması gerektiğini söyledi. Amerika'dan uzmanlar getirtti, 4 yıl süren araştırmalar sonucunda Boğaz Köprüsü projesini yaptı. Hazırladığı projeyi Salih Bozok aracılığıyla Atatürk'e ulaştırdı. Atatürk projeyi çok beğendi ve hemen yapılması için hükümete gönderdi. Ancak hükümet projeyi reddetti. Proje tam 41 yıl sonra hayata geçirildi. Ülkemiz hızla kalkınmaya başlamış, yatırımlar canlanmıştı. Ancak ciddi bir sorun vardı. Enerji kaynakları yetersizdi ve bir müddet sonra tedbir alınmazsa ülke ve yatırımlar elektriksiz kalacaktı. O, doğduğu yere elektrik enerjisi sağlama planları yaparken bu tabloyu görmüştü. Keban Barajı projesini ilk kez o tarihte dile getirdi. Ama kimse onu dinlemedi. Keban Barajı onun dile getirdiği tarihten tam 33 yıl sonra yapıldı. Ülke özgürlüğüne kavuşmuş, yatırımlar başlamıştı. Ama iğneden ipliğe her şey yabancıların tekelindeydi. Bu da fiyatların artmasına sebep oluyordu. Nitekim yabancıların tekelinde olan çimento 33 liraya satılıyordu. Oturdu, hesap yaptı. Devletin ve milletin soyulduğunu gördü. Hemen bir çimento fabrikası kurmak istedi. 13 liradan çimentoyu satacağını taahhüt etti. Fabrika kurmak için izin istedi, ancak izin verilmedi. Ülkemizde yabancıların tekelini kırmak için adeta tek başına mücadele ediyor, ihtiyaç gördüğü her alanda yatırım yapıyordu. Türkiye'nin ilk uçak atölyesini kurdu. Uçak fabrikası için Divri'de çalışmalar başlattı. Karabük'te demir-çelik fabrikasının yapımına başladı. Sanayide altyapı hizmetlerinde her geçen gün yeni bir şeyler üretiyor, binbir zorluğu aşmaya çalışıyordu. Türk Hava Kurumu 65 uçak almak için ona sipariş vermişti. Ama ne olduysa oldu ve uçak siparişleri Türk Hava Kurumu tarafından iptal edildi. Yılmadı, mahkemeye gitti, iki ayrı bilirkişi olayı inceledi ve olumlu rapor hazırladı. Buna rağmen uçaklar alınmadı. Her şahsi servet, milletin fel elindeki bir emanetidir. Her emanet gibi bunu da suistimal bir cürümdür. Onu yapılan eziyetler yıldırmadı, yolundan döndüremedi. O bildiği yolda ilerledi.
İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde uçak bölümü açılmasına öncülük etti. Türkiye'nin ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirerek bir yabancı tekeli daha kırdı. 8 yıl önce izin alamadığı çimento fabrikasını 1942 yılında yapımcı sıfatıyla Sivas'ta hizmete aldı. Türk Hava Kurumu uçak siparişini iptal etse de o durmuyor, yoluna devam ediyordu. Uçak pisti, fabrika ve etüt merkezinin bulunduğu arazisi devlet tarafından istimlak edildi. Kendi ürettiği Türkiye'nin ilk yolcu uçağı NUD-38 adını taşıyan çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı yurt dışında büyük ilgi gördü. Dünya Havacılığı yolcu uçakları A sınıfına alındı. Baskı ve zulümler onu yıldırmadı. Devletine, milletine küstürmedi. O her zaman değişime öncülük etti. Devlette değişimin demokratik yollarla olmasına inandı ve çok partili yaşama geçişin ilk adımını atarak Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. 1946 yılında yapılan seçimlere katıldı. Ancak başarı gösteremedi. O, bu sonucun alınmasından basının büyük rolü olduğunu düşünerek 100 bin satacak bir gazete çıkarmak için matbaa kurdu. Milli Kalkınma Partisi'nin propagandası için bir radyo istasyonu kurmak istedi, ancak izin verilmedi. Bu konudaki öngörüsü, yani ülkemizin ilk özel radyosu, tam 50 sene sonra hayata geçirildi. 1954 yılında yapılan seçimlerde Demokrat Parti listesinden milletvekili seçildi. Makam ve memuriyet güçlerini kötüye kullanarak kamu düzenini çiğneyen ve genel ahlakı bozanlar hakkında ceza yaptırımı uygulanmasını isteyen yasa önerisini meclise sundu. Çölleşme, tarım ve hayvancılıkta gerileme, enerji, barajlar, köprüler, limanlar, körfezler, uluslararası işbirliği ve dayanışmalar, meclis kürsüsünden milletin temsilcilerine aktarmaya çalıştığı gerçeklerden bazılarıydı. Gelir dağılımında adaletsizlik, toplumda gerilim başlamıştı. Bir şeyler kötü gidiyordu. O geleceği görmüş ve arkadaşlarını uyarmak istemişti. Meclis kürsüsünden kötü gidişi ağır bir dille eleştirerek tarihi bir konuşma yapıyor, olacakları anlatıyordu. Ama kimse uyarılarını dikkate almadı. O tarihi konuşmasından 3 yıl sonra Demokrat Parti kapatıldı. Demokrasimiz ağır bir yara aldı. O sadece ülkemizin ekonomik kalkınmasına değil, sosyal ve siyasal yaşamına da büyük katkılar verdi. Tarih ve kültür bilinciyle sanata, sanatçıya sahip çıktı. Nazım Hikmet'e evini açtı. Neyzen Tevfi'ye ev aldı. 43 adet tarihi çeşmeyi ayağa kaldırdı. Öğrenci yurtları, okullar yaptırdı. Tarihi değerlerimize sahip çıktı, onarımlarını sağladı. Bursa'da Sümerbank, Merinos, İzmit'te Seka Kağıt Fabrikası'nı kurarak gençlerimize iş ve aş sağladı. Gök Üniversitesi, 100 bin kişilik sanayi kenti, örnek köy projeleri tasarlandığında kağıt üstünde kalsa da bugün bir bir hayata geçirilmektedir. Hesaplı hareket ettiğini zanneden ve onunla iftihar eyleyen dar kafalar, kurtulmaya, yükselmeye elverişli hiçbir eser vücuda getiren kurtuluş ve yükselişi, ancak varlığına dayanan ve mülkü milletin gizli kapalı hazinelerini verimli hale getirilmesini bilen, şahsi menfaatini millet menfaati uğrunda feda eden, ruhu idealist, dima realist şahsiyetlerde aranmalıdır. Türk sanayisinin bugünlere gelmesinde, çok partili siyasal yaşamın başlamasında, yabancıların tekelinin kırılmasında, cumhuriyetin kurulmasında, vatanın müdafaasında hep önde ve önce oldu. Evet, o içimizden biri. İlklerin öncüsü, üretimin sözcüsü Nuri Demirağ. Rahmetle anıyor, ruhun şad olsun diyoruz.